Türkçülük düşüncesinin en önemli isimlerinden Türk milliyetçiliğinin babası olarak anılan Ziya Gökalp 1876 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Babası vilayet evrak memuru Mehmet Tevfik Efendi, annesi bölgenin tanınmış ailelerinden Pirinççizade ailesinden Zeliha Hanım'dır. Ziya Gökalp ilk eğitimini aile içerisinde edinmiştir. Daha sonra Mektebi Rüştiye-i Askeriye'de okulun müdürü İsmail Hakkı Bey'den Fransızca, amcası müderris Hacı Asip Efendi'den de Arapça ve Farsça dersleri almıştır. Diyarbakır'da bulunan Mektebi Rüştiye-i Askeriye ve daha sonra da Diyarbakır İdadi Mülki'den mezun olmuştur. Askeri Rüştiye'nin son sınıfındayken babasını kaybetmiştir. Son sınıfta öğrenciyken arkadaşlarıyla birlikte okul çıkışlarında mutat olan "Padişahım çok yaşa" yerine "Milletim çok yaşa" diye bağırdıkları için soruşturmaya uğramıştır. Gökalp'ın aklında milliyetçi düşünceler daha o zamanlardan belirmişti. Liseyi bitirdikten sonra Doktor Abdullah Cevdet Bey'in de etkisiyle İstanbul'a okumaya gitmek istese de maddi sıkıntılardan dolayı bunu başaramadı. Üstüne bir de ailesi tarafından evlendirilmek istenmesi ve okuduğu yoğun felsefi kitaplar henüz 18 yaşındaki genç Ziya Gökalp'ı intihara sürükledi. Tabanca ile gerçekleştirdiği bu eylemden başının içinde ölünceye kadar taşıdığı bir mermiyle sağ olarak kurtuldu. Daha sonra amacına ulaşarak İstanbul'daki Baytar Mektebi'ne kayıt yaptırabilmiştir. Mehmet Akif başta olmak üzere birçok sanatçı, edebiyatçı ve fikir adamı da yetiştiren bu okulda Ziya Gökalp psikoloji ve sosyolojiye dair birçok kitap okumuştu. Özellikle Emile Durkheim'in kitaplarından etkilenmiş ve dayanışmacılık ve solidarizm gibi kavramlarla bu sırada tanışmıştır. Ziya Gökalp, Baytar Mektebi'ndeki öğrenciliği esnasında yasaklanmış olan Fransızca birkaç kitap yüzünden de cezalandırılmıştı. İstanbul'dayken aynı zamanda İshak Sükûtü ve İbrahim Temo gibi İttihat ve Terakki'nin önemli isimleriyle görüştü ve cemiyete katıldı. Daha sonra Abdülhamit yönetimi tarafından yasak yayınları okumak ve muhalif derneklere üye olmak nedeniyle 1898'de tutuklandı. Bir yıl cezaevinde kaldı. Serbest bırakıldıktan sonra 1900'de Diyarbakır'a sürgüne gönderildi. Yüksek öğrenimini tamamlayamayan Mehmet Ziya'nın Diyarbakır'daki amcası ölmüş ve kızı Vecihe ile evlenmesini vasiyet etmişti. Amcasının vasiyeti yerine getirmiş ve Vecihe Hanım ile evliliğinden 4 çocuğu olmuştur. 1908'e kadar Diyarbakır'da memuriyet yaptı. Bu sırada İstanbul'a girdiği İttihat ve Terakki'nin bölgedeki faaliyetlerine katkıda bulundu. Ziya Gökalp'ın bu katkısı o sırada genel olarak Rumeli'de kuvvetli olan İttihatçılar için Anadolu'ya açılan bir kapı olması açısından önemlidir. Ziya Gökalp iyi bir yazar ve sosyolog olmasının yanı sıra oldukça lider ruhlu biriydi. Örneğin başında İbrahim Paşa'nın bulunduğu Hamidiye alayları hırsızlık ve soygun olaylarına karışmıştı. Halkı örgütleyerek eyleme yöneltti. 3 gün boyunca Diyarbakır telgrafhanesini işgal ederek buradan saraya İbrahim Paşa ve adamlarını cezalandırmaları için telgraflar çekmeye başladı. Bu eylemlerden bir süre sonra İbrahim Paşa ve adamları aynı kanunsuzluklara devam edince Ziya Gökalp ve arkadaşlarının önderliğindeki halk bu sefer 11 gün süreyle telgrafhaneyi yeniden işgal ettiler. Bu direnişin sonunda İbrahim Paşa ve adamları bölgeden uzaklaştırılmıştır. Tabii ki İttihat ve Terakki'nin eski üyelerinden olan Ziya Gökalp 2. Meşrutiyet'ten sonra İttihat ve Terakki'nin Diyarbakır Şubesini kurdu ve temsilcisi oldu. Peyman gazetesini çıkardı. Ziya Gökalp 1909'da Selanik'te toplanan İttihat ve Terakki Kongresi'ne Diyarbakır delegesi olarak katıldı ve örgütün Selanik'teki Merkez Yönetim Kurulu'na üye olarak seçildi. Selanik'te kalmayı sürdürerek çevresinde bir kültür hareketi yaratmaya çalıştı. Lise programlarına sosyal bilimler dersi koydurtarak bu disiplinin okullarımıza girmesini sağladı. İttihat ve Terakki Selanik Şubesini gençlik işleriyle uğraşan kolunun başına geçen Ziya Bey, çevresindeki gençlere toplum bilim ve felsefe dersleri verdi. Tevfik Sedat, Demirtaş, Gökalp gibi takma adlar kullanarak Selanik'te yayımlanan bir felsefe dergisinde yazılar yazdı. Dünyadaki Türkleri birleştiren, güçlü bir Türk devleti kurulmasını tasarlayan Ziya Bey, bu ülküyü dile getirdiği Altın Destanı'nı 1911'de Genç Kalemler dergisinde yayımladı. Bu açıdan Ziya Gökalp, Turancılık fikrinin de önderlerinden biridir. Ayrıca aynı sene Türkçenin sadeleşmesi açısından en önemli adımlardan biri sayılan Yeni Lisan Hareketi'ni başlatmış, daha sonralar Atatürk tarafından tamamlanacak Dil İnkılabı'nın da temellerini atmıştır. 1912'de derneğin merkezi İstanbul'a taşınınca Ziya Gökalp de İstanbul'a geldi. Cerrahpaşa semtine yerleşti. Mart ayında Diyarbakır mebusu olarak meclisi mebusana seçildi. Meclis 4 ay sonra kapatılınca Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi oldu. Kurumda onun eğitimle ilgili görüşleri kabul gördü. Darülfünun ve Eğitim Fakültesi'nde ders programları, okutulacak kitaplar onun önerileri doğrultusunda kararlaştırıldı. 1912
1913 ve 1914 yıllarında kendisine önerilen Maarif Nazırlığı görevini kabul etmedi. Üniversitedeki görevini sürdürdü. 1915'te İstanbul Üniversitesi'nin felsefe bölümünde sosyoloji öğretim görevlisi olarak atandı. İstanbul Üniversitesi'ndeki ilk sosyoloji profesörüydü. Üniversitelerimize toplum bilim onun sayesinde girdi. 1912 senesinde kurulan ve Türkçülüğün gelişmesinde önemli katkılar sunan Türk Ocağı'nın da kurucularından olan Ziya Gökalp, 1. Dünya Savaşı sırasında Türk Yurdu ve Yeni Mecmua gibi dergilerde yazılar ve şiirler yazarak halkın moralini yüksek tutmaya çalıştı. Kızıl Elma, Yeni Hayat, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak gibi birçok eserini bu dönemde yazdı. Ancak savaşı Osmanlı Devleti'nin kaybetmesi üzerine bütün iddiatçılar gibi görevinden alındı ve daha sonra İngilizler tarafından tutuklandı. 4 ay Bekir Ağa bölüğünde tutuklu kaldıktan sonra Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili işgal mahkemesi tarafından yargılandı. Mahkemede oldukça parlak bir savunma yapmasına ve Ermeni soykırımı iddialarını kesin bir dille reddetmesine rağmen yargılama sonucu diğer iddiatçılarla birlikte Malta'ya sürgüne gönderilen Ziya Gökalp, mahkemede oldukça parlak bir savunma yapmasına ve Ermeni soykırım iddialarını kesin bir dille reddetmesine rağmen yargılama sonucu diğer iddiatçılarla birlikte Malta'ya sürgüne gönderilen Ziya Gökalp, orada arkadaşlarına sosyoloji ve felsefe dersleri verdi. Malta sürgünlüğü döneminde ailesiyle yaptığı mektuplaşmalar daha sonra Nimni ve Malta mektupları adıyla kitaplaştırılmıştır. Ziya Gökalp 2 yıllık sürgün döneminden sonra İstanbul'a döndüğünde üniversitede ders vermeye devam etmek istediyse de bu isteği kabul edilmedi. Bir ay kadar Ankara'da yaşadıktan sonra ailesiyle Diyarbakır'a gitti. Ahmet Ağaoğlu'nun desteğiyle Küçük Mecmua'yı çıkardı. Yazılarıyla Türk Kurtuluş Savaşı'nı destekledi. Savaş kazanıldıktan sonra çoğu kişi tarafından en önemli eseri ve Türk milliyetçilerinin temel eserlerinden birisi sayılan Türkçülüğün Esasları adlı eserini 1923'te yazdı. Daha sonra Ankara'ya yerleşen Ziya Gökalp bir süre sonra kendisine "Fikirlerimin babası" diyen Atatürk tarafından Diyarbakır mebusu seçildi. 1924'te kısa süren bir hastalığın ardından dinlenmek için gittiği İstanbul'da 25 Ekim 1924 günü hayatını kaybetti. Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi haziresine defnedildi. Hüseyin Cahit Yalçın'ın yıllar sonra yazacağı gibi o, kültür sahasında kendisini arayan, er temiz hakikat menbaından kana kana içmek için dolaşan bir seyyah idi. Fakat her zaman bağlı kaldığı bir hedeften gözlerini hiç ayırdığı yoktu. Türklük.